اوانه کې جاي ترامپ کن او خوند کاریم دیجی ترامپ له پایتخت واشنگتن د مشن نه له بر کانګرس امریکا دل باز دبل Anti-Trump protesters rallying in front of the Capitol. ABD başkanına seçilen Trump karşıtı göstericiler, özellikle öğrencilerden oluşuyor bugünkü göstericiler. Eri, Hopejanların DJ Donald Trump, Honda Carol paytaxta Amerika Washington, Berbe, beş kongresi derbaz bun, kongres piş darana, ne zaman hundu bini. Dicin ber otel ko Donald Trump beri demek ki nu lo Washington vekriye. Congress should have been our capital. Capital building is also visible on the right top side. Washington da Trump karşıtı gösteriler sürüyor. Şu anda Hondekar'ın dışı Trump'ı gördüğünüz. Ama Paytak Washington, Amerika'lı öğrencilerin için Nalı Ber Kongres Amerika Kongre önünden yürüyerek delbazdı bu. Donald Trump'ın yakın zamanda açtığı Trump Oteli doğru yürüyüşünü görüyorsunuz şu anda. Ha? Amerikan Kongre biraz önünde geçerken. Trump jibo kurda başdı fikri. Anti-Trump protesters have no fikri. Gelek cara pes rallying in front of the Capitol kurda da bu. Rol. Şerkeriye kurda kefa. Pavitte hem de Suriye ABD başkanına seçilen Trump hem de Irak'ı karşıtı göstericiler. Çen cara baskırı bu. Özellikle öğretmen. Çen şeretvanın vici bencilerden oluşuyor bugünkü görüş. Kursa kurdici nezik bezdanı göstericiler. Agahdar. Eri, Hopejanların DJ Donald Trump, Honda Carol paytaxta Amerika Washington, Berbe, beş kongresi derbaz, bun kongres, darana, ne zaman hundu binin, dicin ber otel, Donald Trump beri demek ki New Washington Vekriye. It's a pretty large crowd. There's also another group in front of the Trump Hotel. They have been there for last Congress should have been there for 2 hours. Capitol building is also visible on the right top side. Washington'da Trump karşıtı gösteriler sürüyor. Şu anda gördüğünüz Amerikalı öğrencilerin
Kongre önünden yürüyerek Donald Trump'ın yakın zamanda açtığı Trump Oteli doğru yürüyüşünü görüyorsunuz şu anda. Amerikan Kongre binası önünde geçerken. Evet. Trump birçok televizyon konuşmalarında Irak'taki ve Suriye'deki Kürt. Trump şimdi burada başlı fıkra. Hırplerin işte kabına fıkra. Gelen cara pes savaşmasını da kurda da bu. Takdirle izlediğin Şerkeriye kurda kefan Kürtlerin Babit'te hem de Suriye Amerika'nın en müttefiki hem de Irak'ı bunu birçok defa kanıtladık. Çen cara baskırı bu. Ama bunlar o çen şeretvanını vici rağmen yönetimin kendi kursa kurduğu cinezik belet zanını getirince desteklemediğini belirtmiş. Agahdar. İşte ve daha aktif destek sözü vermişti. Kamera karşısında. It's a pretty large crowd. There's also another group in front of the Trump Hotel. Şimdi kamuoyu, they have been there for last in the özellikle Türkiye kamuoyu 2 hours. Kamuoyunda Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerini düzeleceği gibi bir yorumlar yapıyor ama pek de gerçekçi görmüyorum ben. Çünkü Cumhuriyetlerin ana sloganı, seçim öncesi ana sloganı Amerika'yı tekrar küresel önder, küresel lider haline getirme sloganıydı. Make America Great Again. Evet, bunun için de Amerika Trump kendi siyasetini yürütmesi birçok bir anlamına geliyor. Ve bu da televizyon konuşmalarında tabii ki Türkiye ile Irak'taki ve Suriye'deki Kürt en azından orta haberlerin işte uzun dönemde çekici savaşmasını takarların çatışması anlamak bir de izlediğime geliyor. Kürtlerin Amerika'nın en müttefiki olduğunu bunu birçok defa kanıtladık. Ama bunlar rağmen yönetimin kendilerini getirince desteklemediğini belirtmiş. İşte ve daha Amerika ve Türkiye birçok konuda derin ayrılıklar var. Destek sözü vermişti. Suriye konusu bunlardan kamera karşısında bir tanesi. Daha değişik konularda derin ayrılıklar var. O nedenle yani kısa vadede sihirli değnek değmiş gibi ilişkilerin düzelmesini beklemek pek de gerçekçi değil kanısındayım. Thank you.
Şimdi kamuoyunda özellikle Türkiye kamu örneğin kamuoyunda Trump'ın Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerini Müslüman karşıtlığının düzeleceği gibi mesajları yorumlar yapıyor ama pek de gerçekçi bu Türkiye hükümeti buna ne diyecek görmüyorum ben. Örneğin Türkiye hükümeti bu konuda çünkü cumhuriyetlerin herhangi bir sorun ana sloganı seçimlerinde ana slogan yok mu? O ciddi bir konu vardı. Amerika'yı tek örneğin yani görüş ağırlıklarının tekrar küresel olabileceği önder önemli konulardan bir tanesi. Küresel lider haline getirme sloganı Trump bu konuydu. Make America Great da sert açıklamalar olmuştu hep again. Bizim bildiği gibi. Bunun için de Amerika'nın kendi siyasetini yürütmesi anlamına geliyor. Ve bu da tabii ki Türkiye ile en azından orta ve uzun dönemde çekimlerin çatışması anlamına geliyor. Amerika ve Türkiye birçok konuda derin ayrılıklar var. Suriye konusu bunlardan aynı konu bir tanesi. Daha değişik bir şey için de geçerli. Yani konularda da derin ayrılıklar var. O nedenle Rusya'yla ilişkilerin de kısa vadede, yani orta ve uzun vadede düzelede hemen sıcı, hiç de gerçekçi değil. Sihirli değnek değmiş gibi. Çünkü Amerika'nın o ilişkilerin düzelmesini beklemek rolünü oynayabilmesi için pek de gerçekçi değil. Kendi siyasetini kanısındayım. İlerletmesi lazım. Kendi siyasetini yürütmesi lazım. Bu da Rusya gibi bir devlet elbette ki çelişki getirecektir. Yani bunun görülmesi lazım. O nedenle seçim öncesi Rusya ile çalışılmalı demeçleri belki Suriye'de uygulanabilir ama birçok konuda uygulanması çok zor. Örneğin Ukrayna konusu, Trump'ı yani birçok konu var. Müslüman karşıtı mesajları hiç de ABD Rusya arasındaki ilişki, Türkiye hükümeti buna ne diyecek? Düzelmesini engelleyecek. Örneğin çok ciddi sorunlar var ortada. Türkiye hükümeti bu konuda değil olduğu gibi. Herhangi bir sorun yok mu? O ciddi bir konu. Örneğin yani görüş ağırlıklarının olabileceği önemli konulardan bir tanesi. Trump bu konu o da sert açıklamalar olmuştu. Hep bizim bildiği gibi. Hepinize iyi günler diliyorum. Washington'dan. Salı öğleden sonra saat yerel saat 14. İyi günler diliyorum. This is the end of our streaming from Washington DC. 2 p.m. local time. Aynı konu Rusya için de geçerli. Yani Rusya ile ilişkilerin de Washington sınavın yani orta ve uzun vadede düzeleceğim. Civarada işinim hiç de gerçekçi değil. Hatta demek ki din benim de harap. Çünkü Amerika'nın o şeyde ve hatırı ve rolünü oynayabilmesi için kendi siyasetini ilerletmesi lazım. Kendi siyasetini yürütmesi lazım. Bu da Rusya gibi bir devlet
elbette ki çelişki getirecektir. Yani bunun görülmesi lazım. O neden seçim öncesi Rusya ile çalışılmalı. Demeçleri belki Suriye'de uygulanabilir ama birçok konuda uygulaması çok çok zor. Örneğin Ukrayna konusu. Yani birçok konu var. Hiç de ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesini engelleyecek çok ciddi sorunlar var ortada. Türkiye ile olduğu gibi.